ödevime aferin verdi. Defterime de bir yıldız yaptı. Sanki çok önemli. Yazılı değil, bir şey değil. Tebrik ettiğin için teşekkürler. Emre, peki sen müdürün nerede ödevi yaptın mı? Aa, ben onu unuttum. Unuturdun tabii. Bütün gece bilgisayarın başından hiç kalkmadın ki. Of Emre, yine zayıf olacaksın. Of. Ne olacak bu çocuğun hali? Doğrusu çok merak ediyorum. Ben de. Demek ödevini yapmadın ha? Evet, unuttum. Ne yapayım? Aman boş ver. Bir bahane uydurursun, olur biter. Olur mu öyle şey? Ah, bak. Bizim zamanımızda elektrikler kesildi. O yüzden yapamadık derdik. İyi de şimdi elektrikler kesilmiyor ki. O zaman sen de başka bahane bulursun. Ama yalan söylediğim ortaya çıkarsa babam çok feci kızar. Bir kerecikten bir şey olmaz. Bak, yoksa zayıf alacaksın. Bilmem ki. Babanın nereden haberi olacak? Şöyle ustaca bir yalan bulursun. Bu durumdan da kurtulursun. Yalanım ne ortaya çıkarsa o zaman daha kötü duruma düşerim. Aman canım, çıkmaz çıkmaz. Eğer akıllıca bir yalan bulursan hiçbir şey olmaz. Sence yalan söyleyecek mi ha? Güzel kız. Hiç şüphen olmasın. Yoksa. Adım efendim. Yine hiçbir şey yiyip içmediniz. Ay, bugünlerde hiç iştahım yok. Aman efendim. Ne zaman oldu ki zaten? Bakın o zaman. Size daha önce sözünü etmiş olduğum o yeni açılan Çin lokantasına mutlaka gideceğiz. Hay hay efendim. Hay hay. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Görüşmek üzere hanımefendiciğim. Güle güle, güle güle. Görüşmek üzere. Kaytarma, kaytarma. İşini doğru yap. Yerler sakın sabunlu kalmasın, çocuklar kayıp düşmesin. Çocuklar, ne yapıyorsunuz siz burada? Dersiniz yok mu sizin bakayım? Ne var evladım? Niçin gülüyorsunuz? Çocuklar, bakın sinirimi bozmaya başladınız ama. Hadi bakayım sınıflarınıza, hadi hadi hadi. Bu okuldaki temizlik görevlilerine iş yapmayı bir türlü öğretemedim. Her işi baştan sona yapıyorlar anneciğim. Her taraf toz içinde canım. Gel bakalım Emreciğim. Ne oldu? Şey, öğretmenim. Efendim Emreciğim. Ben sizin verdiğiniz araştırma ödevini yapamadım da. Emre, bak bu tembelliğin yüzünden bu sene sınıfta kalacaksın ona göre. Ama öğretmenim, ben tembellik yapmadım ki. Tembellik yapmadıysan ödevin nerede? Öğretmenim. Dün gece Makbuş çok hastalandı da onu hastaneye kaldırdık. Durumu çok ciddiymiş. Belki ameliyat olacak. Vah vah. Çok geçmiş olsun evladım, çok üzüldüm. Sen ödevi filan dert etme şimdi. Hay Allah, benim yapabileceğim bir şey var mı? Yok öğretmenim, babam falan yanında. Öğretmenim, matematik yarışması için form almaya gelmiştim. Emreciğim, tekrar geçmiş olsun evladım. Ne olmuş öğretmenim? Senin haberin yok mu? Dün gece Makbule Hanım'ı hastaneye kaldırmışlar. Makbuş'u mu? Şimdi de hastanedeymiş. Belki ameliyata alacaklarmış, öyle mi? Nesi var acaba? Makbuş çok iyi öğretmenim, hasta falan değil. Daha bu sabah bize kahvaltı hazırladı, okula da uğurladı bize. Eyvah, mahvoldum. Ne oldu?
çok kötü oldu. Kötü olan ne? Müdür işi ödev konusunda çok kötü bir yalan söyledim. Uf, hep şu temizlik görevlisi yüzünden. Ne? Akşam makbuz çok hastalandı. Onu hastaneye kaldırdık. Ödevimi yapamadım dedi.